Herkese merhaba. Yavaş yavaş toplanacağınıza inanıyorum. Ben Safiye Nur Süreyya Genç. Etkinlikler habercisinde bu hafta astroloji köşesinde, astronot köşesinde sevgili Meral'i ağırlayacağız. Konumuz gökyüzü ve Ekim ayındaki gökyüzü hareketleri. Zaten gökyüzü. Bu arada da Meral geldi. Ben hemen Meral'i alıyorum programa. Meral aldım ama olmadı mı? Tekrar bu sefer buradan deneyeyim ben de. Tamam. Merhaba. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Kandilin mübarek olsun. Ay, cep telefonum şey oldu bir saniye. Herkesin kandilini bu arada mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Çok güzel bir günde nasip oldu. Bu hafta, bu ayki değil mi? Enerjisi çok güzel, evet. Yani denk getirmek istesek bu kadar olurdu. Vakit de çok güzel. Aynen. Güzel oldu. Evet. Bundan sonra zaten ilk haftası yaparsak daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tamam. Zaten o şekilde anlaştık. O şekilde de yaparız. Evet. Ben sana tabiyim. Sizin zaman müsait olursanız diğer arkadaşlarla bir şekilde programı yapabiliriz. Tamam. Yapabiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi Ekim ayı, senin de söylediğin gibi gökyüzünü konuşuyoruz. Ekim ayını konuşuyoruz. Ekim ayı bizlere neler getiriyor? Ekim ayında neler yaşayabiliriz? Hepimiz tek tek burç olarak da değineceğim. Ama gökyüzü çok hareketli. Oldukça ciddi gündemlerin olduğu bir gökyüzü var. Ve bu Ekim ayından sonra yıl sonuna, hatta 2023 Şubat'a kadar biz böyleyiz. Yani hareketli gündemler göreceğiz. Hem özel hayatımız, hem dünya konularıyla alakalı, işte hem doğal konular, hem siyasi konular, her anlamda, hem ekonomik konular. Çok hareketli bir döneme start ediyor zaten Ekim ayı. Öyle bir aydayız. Şimdi bugünün haritasına bakarsam, bugün için mesela biz şu an konuşurken hem dediğimiz gibi mübarek bir gün, işte kandilimiz var, Mevlid kandilimiz var. Şiron Güneş karşıt açısı var 180'lik. Yani yaradan o kadar güzel her şeyi de hesaplayarak yapıyor ki, yani o kadar güzel bir matematik içindeyiz ki, yani ya ister kendini şifala, ister kendini yarala. Yani böyle bir bakış açısını anlatıyor bize burada. Aslında bizim seçimlerimizle biz hayat kalitemizi organize ediyoruz. Yani biz burada yaşadığımız tüm deneyimler için teşekkür edip yolumuza devam etmeli ve şifalanmayı seçmeliyiz. Çünkü o öğrendiğimiz deneyimler aslında bize açılımlar şeklinde hayatımıza girecek. Yeni yollar, yeni nasipler, yeni kısmetler açılacak. Peki bu kadar kolay oluyor mu? Hani her imtihana şükretmek olmuyor ama biz Rabbimizden kolayın da kolayını isteyelim. Bu kolayın da kolayı olma ihtimali arkadaşlardan konuştuğumuz zaman nasıl ya diyor. Hani kolayın kolayı nasıl olacak? Şöyle ki, hani bir sınava giriyorsun ama sen o sınavdan bir türlü geçemiyorsun. Öğretmenin diyor ki hadi geç. İşte kolayın da kolayın sınavı bu şekilde oluyor. Böyle geçenlerden olmak nasip olsun bizlere inşallah. Amin. Amin. Çok güzel anlattın. Hepimizin inşallah. Zaten bizim dinimiz de öyle bir din. Allah var, gam yok, değil mi? Evet. Her zorluğun kolaylığı var. Yani Kur'an'da da aynı şekilde pek çok kelime yazıyor, cümle yazıyor bununla ilgili. Evet. Detaya girmek de istemiyorum. Ama yani aslında biz inancımızın gereğini yaparsak zaten aslında biz o şeyleri anlıyoruz, o gelen mesajları. Evet. Mesaj geliyor çünkü orada. O neden sana nasip oldu, neden orada zorlu bir konu var? Bir mesaj var orada, onu görmek gerek. Şimdi 9'unda biz bir dolunaya giriyoruz. Koç burcunda bir dolunay var. Zaten biz onun enerjisini son 5 gündür yaşıyoruz, bu Koç burcu enerjisini. Biz zaten Merkür Retro'dan çıktık. Ve Merkür Retro terazideydi. Tamamen iletişimle ilgili, hukuk, adaletle ilgili, ilişkilerle ilgili çok fazla gündem verdi. Onun üzerine yetmiyormuş gibi bir de terazinin karşısında Koç burcu dolunayı yaşıyoruz. Ve bu Koç burcu dolunayı şironyen bir dolunay.
Yani yine Chiron'dan bahsediyorum. Ya yine tercihlerimiz söz konusu. İlişkilerde yara alma ihtimalimiz çok fazla var. Bu her türlü ilişkimiz, özel hayatımız, iş hayatımız, her türlü ilişkimizde, hatta iş hayatımızda ekonomik anlamda da bizi yaralayabilir bu konular. Çünkü Venüs'ten bahsediyoruz. Parayı da ifade edebilir. Chiron'un karşısında Venüs, Ay'ın karşısında Venüs. Bu Dolunay böyle bir enerji içerisinde oluyor. Yani biz yine seçimlerimizle yaşıyoruz. Yine seçimlerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu Dolunay gerçekten yaralarımızı hissedeceğimiz, üzüleceğimiz, neden o kadar emek verdim diyebileceğimiz bir Dolunay olabilir. Sakin. Sonuçta bir Merkür retrosundan çıktık. İletişim sorunları yaşadık. Birbirimizi anlamadık. Yani biraz daha çözüm odaklı yaklaşırsak, fevri olmazsak, orada koç enerjisini yerine terazi enerjisini çalıştırıp dengeyi yakalamak istersek, daha çözüm odaklı olursak konular çözülecek gibi duruyor. Yani seçim yine bize bağlı, her zamanki gibi. Ve bu Şiron Dolunay'ında yara almamanın imkanı yok. Sağlık sorunları kesinlikle verir. Özellikle başla ilgili sağlık sorunları, işte migren, göğüs, kulak vesaire gibi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok stresli, öfkeli, böyle dokunsam patlayacak durumlarda olabiliriz. Fevri olmanın anlamı yok. Hayatımızı etkileyen bu enerjileri doğru yönetmek her zaman dediğim gibi yaşam kalitemizi arttırıyor. Şimdi bunun burçlara etkisini yorumlarsam eğer, aynı zamanda A'nın haritasında baktığım zaman Mars Neptün karesi de var bakın. Mars Neptün karesi, aslında biz harekete geçmek istiyoruz ama önümüzü göremiyoruz. Neyle ilgili harekete geçtiğimiz konusunda da bize belirsizlik veriyor. Şimdi bunu biz Koç'un yöneticisi Mars bu arada. Yani bu dolunay enerjisinde eylem var, önünü görememe de var yanında. Yani o nedenle fevri olmanın bir anlamı yok. Evet, yara hissederiz, üzülürüz, kayıplarımız olabilir. Sakin. Çünkü biz şu an ne yapacağımızla ilgili önümüzü göremeyen bir eylem enerjisi içerisindeyiz. Şey gibi, görme engellinin kendini bir yerlerde yolunu bulması gibi. Aynen. Merkür-Jüpiter karşıtlığı da var. Bu da zaten iletişimde abartıya veriyor, değil mi? Yani oldukça fazla abartıya veriyor. Yani gözünde büyütme olayları falan filan. Yani burada biraz daha dediğim gibi sakin olmamız gerekiyor. Satürn-Uranüs karesinden zaten çoktandır yaşıyoruz. Onu da konuşursak eğer, orada da zaten ani, virajlı sınavların geleceği de ortada yani. Bu ay dediğimiz gibi çok hareketli. Ben şimdi burçlara geçiyorum. Koç burcu zaten bu tutulma diyorum. Koç burcu dolunayını birinci evinde yaşıyor. Yani 1-7 aksı aktif olacak. Yani 1-7 aksı aktif oluyorsa hayatının aslında her alanında çok kuvvetli bir enerji çalışacak. Özellikle kendini her anlamda, iş hayatı olsun, özel hayatı olsun, ilişkileri olsun, ailevi konular olsun, yaralanmış, anlaşılmayan gibi duygulara düşebilir. Ne yapacağını bilemeyebilir. Kimseye güveni kalmayabilir. Özellikle sağlık sorunları kesinlikle yaşayabilir. Burada ani karar vermek yerine beklemede kalsın. Bu zor enerjileri bir atlatsın. Önümüzde zor enerjiler var bu ay. Sonra karar verebilir. Yani bu dolunaydan 5 gün sonra karar vermek daha doğru olacaktır. Her zaman dolunay ve yeni ay günlerinde, enerjilerinde çok kuvvetli enerjiler, karar verilmemeli. Boğa'ya gelirsek, Boğa bunu 12. evinde yaşıyor. Yani sağlık evinde yaşıyor, iç dünyasında yaşıyor. Sağlık evinin karşısında, iç dünyasında yaşıyor. İster istemez yine sağlık gündemi var. İçsel olarak içinde yaralanır ama belki ifade edemez. Belki kendine yediremez bunları ifade etmeyi. Sağlıkla ilgili kronik sağlık sorunları tekrar gündeme gelebilir. Onlarla ilgili çözüm arayabilir. Psikolojik olarak kendini zayıf hissettiği bir dönem olabilir. O nedenle hani o da biraz relax, kendini mutlu edecek şeyleri çekilmesi lazım. 12. ev biraz depresif bir alan. Yani kendimizi mutlu etmemiz lazım. Boğalara önerimiz bu. Boğaları İşleri... önerim, ben sözünü kesiyorum ama boğalara bir önerim benim de var. Bol bol çikolata yesinler. Özellikle ki erkeklere bitter çikolatayı daha çok tavsiye ediyor uzmanlar.
damaklarına yapıştırıp orada biraz bekletsinler. En azından bu süreci geçene kadar Aynen. diyoruz. Zaten akrep boğa aksı tutulmalarının her zaman biz boğayı kullanmamız gerektiğini hep söylüyorduk, söylüyorum yine. Dikkat almamız lazım. Kesinlikle akrebin o kriz tuzağına düşmememiz lazım. O yüzden boğalar için çikolata güzel bir fikir olmuş. Evet, ikizlere geldik. İkizler bunu sosyal gruplar aşk alanında yaşıyor. İşte sosyal gruplar çevresi, o iş hayatının sosyal çevresi olabilir. Şans oyunları işte gibi alanlar, kripto borsa vesaire gibi alanlar. İşte bakın burada yaralanmalar var. Aşk gibi alanlar, çocuklar, sağlık olabilir. Bu alanlarda sağlık haberleri duyabilir. Aşk konularında yara alabilir, üzülebilir. Sonlanmalar yaşayabilir değil mi? Dolunay enerjisini unutmayalım. Sonlanmalar. Ama hani artık vadesi gelen konuların sonlanmasını bir de unutmayalım. Bu dünya sisteminde hiçbir şey bizimle birlikte yürümüyor arkadaşlar. Her şeyin bir sonu var. Biz tek geldik ve tek gidiyoruz. Yanımızda herkes kalmıyor. Hani doğurduğumuz çocuğumuz bile belli bir dönem bizimle birlikte oluyor. Yani bu sonlanmalara alışmamız lazım. Başlangıç ve sonlarda bir doğal rutindir bu dünya planında. Bunu da unutmuyoruz. Yengeçlere gelirsek, yengeçler direkt olarak kariyer hayatında yaşıyor. Zaten bu Koç dolunayına öncü akslar çok şiddetli yaşayacak. Önce bunu söyleyeyim. Bunu yengeç de çok şiddetli yaşıyor iş hayatında. Direkt olarak yara alma, beklentilerinin karşılanmaması, verilen sözlerin tutulmaması ya da ayağının kaydırılması ya da işten çıkarılması gibi gibi onu çok üzücü konularla karşılayabilir bu dolunay. Bilsin ki daha yeni güzel hayırlı senaryolar onun için çalışacak. Sistem demek ki orada vade dolmuş. Yeni konular gelecek. Böyle bakmak, böyle düşünmek ve enerji frekansımızı bu şekilde çalıştırmamız gerek. Bu arada yengeçlerin aynı zamanda ailevi konularda da anne baba ile ilgili sağlık konularına dikkat etmelerini istiyorum. O alanda da bazı sorunlar olabilir. Evle ilgili bazı sorunlar olabilir. Tadilat vesaire gibi. Aslanlara gelirsek eğer aslanlar 3-9 aksında yaşıyor. Yurt dışı, akademik eğitim, üniversite eğitimi, işte yabancılar, uzak yollar, uluslararası ticaret, inançlar gibi alanda yaşadıkları bu Koç dolunayını bu alanlarda yaralanmaları açıklar. Üzülebilirler. Mesela işte bu aralar çok duyuyoruz. O kadar çok genç yurt dışına yüksek lisansa gidenler bile geri çevriliyormuş. Mesela yükselen aslanlar da bu tarz şeyler duyabilirler. Geri çevrilen vizeler. İşte kabul edilmeyen üniversiteler yurt dışı. Ya da beklediğiniz bir eğitim vardı ama bir sebepten o eğitime ulaşamıyorsunuz. Ya da gitmeniz gereken tatil var, uzak yollar var, gidemiyorsunuz gibi. Ya da uzak akrabalarla ilgili bir hastalık haberi. Ya da yakın çevrenizle alakalı hastalık gündemleri. Yakın arkadaşlarınızla da ilgili olabilir bunlar. Onlar da bu konuda deneyimleyecekler. Trafiğe dikkat, yollara dikkat etsinler. Önerim bu. Yolculuklara dikkat etsinler. Yolculuklarda üzülebilirler. Uzun kısa fark etmiyor. Bir de şey Neptün'ün de bir bulunduğu şey var. Hani o yüzden belki uykulu olabilirler şeyde trafikte o dikkat edeyim. Yani iki kat dikkat etsin aslanlar Tabii gibi. tabii. Zaten o hani ben şimdi konuları söylerken en başta söylediğim bütün burçlar için geçerli. Unutmayalım çünkü o Neptün'ün eylemsel Neptün Mars karesi hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Bir burç yaşamıyor. Bütün burçlar için Neptün Mars karesini unutmuyoruz. O eylem dediğimin içinde trafik de var. Oradaki belirsizlik, yönsüzlük çalışıyor. Hepimiz için çalışıyor. Aynı şekilde Jüpiter, Merkür karşıtlığı da bizim için çalışıyor değil mi? Konuları abartmamız. İletişimi abartmamız, her ne yaşıyorsak onu gözümüzde büyütebiliriz. Bu hepimiz için de aynı şekilde devam ediyor. Ben zaten dinleyenlerden hani detaya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü daha tutulmaları koca bir ayı bir saate sığdıracağız. Bir de artı şey var. Bu konuların yanına bunları eklemeleri gerekiyor. Yani en başta anlattığım hepimiz için geçerli. Artı yanına bu konular da ekliyoruz. Bu şekilde yorumlamak. Etkisini de bir detaylandır. Mesela yoldasınız, uyuyabilirsiniz ya da yolunuzu şaşırabilirsiniz sevgili aslanlar. Ya da yengeçler, hani Ya. evinizle alakalı ne bileyim bir Neptün gazdır. Mesela gaz kaçağı vesaire olabilir evinizde. Hani iki kat
Ama onların evlerini ifade etmiyor. Başka eve düşüyor. Anladın mı? Evler farklı yerlere düşüyor. O yüzden onu o şöyle söylemiyor. Ama genel bilgiyi başta verdim. Sonra nereye geldik? Başaklara geldik. Başaklar 8-2 aksında deneyimleyecekler. Bu borç kredi alacak mahkemeler davalarla alakalı ya da beklenen ortak gelirlerle ilgili hayal kırıklıkları olabilir. Ortak gelir kaynaklarınız, bir ortaklığınız varsa ortaklığınızla ilgili yara alabilirsiniz. Bu şekilde çalışacaktır. Yine dediğim gibi eylemsel olarak karar vermek için 5 gün sonrasında hareket edersiniz, daha doğru olacaktır. Terazilere gelirsek direkt olarak ilişkilerden yaşıyorlar. Bu teraziler bir de Merkür Retrosu yaşamıştı. Teraziler yani ilişkilerinde kopuşlar yaşayabilir, üzülebilir. Aynı koçlar gibi çok şiddetli yaşayacaklar. Dediğim gibi önce altısı, yengeç de aynı şekilde terazide. Çok şiddetli yaşayacaklar ama sakin olsunlar. Çünkü neden? Daha iyisi, daha güzeli gelecektir. İlişki deneyimi zaten terazinin kaderidir. Bir terazi olarak doğmuşsunuz. Zaten bu planda ilişkiler üzerinde sınavdasınızdır. O nedenle teraziler Merkür Retrosu'yla ilişkilerinde bir şeylerin üzerinden geçtiler. Artık koç dolunayıyla da yara almışlarsa o konuyu çözecekler ya da ilişkilerini şifalamayı seçecekler. Seçim yine kişide bitiyor. Akreplere gelirsek, akrepler direkt olarak sağlık evinde bunu deneyimliyorlar. Yine sağlık konuları hepimiz için var. Bu arada lütfen sağlık konuları hepimiz için çalışıyor arkadaşlar. Hepimizin başla ilgili sağlık sorunları olabilir. Akreplerde katmerli sağlık sorunları olabilir. Direkt çünkü o alanı etkilediği için daha fazla hissedebilirler. Şifa arayabilirler, doktora gidebilirler. Hatta şöyle söyleyeyim. Sağlık alanını daha önce deneyimliyorlarsa, bir sağlık sorunu varsa işte bu dolunayda artık o sağlık konusunu çözmüş de olabilirler. Bu da güzel bir şey. Yani artık onun da çözüme ulaşmış da olabilirler. Yaya gelirsek, yay aşk alanında bunu deneyimliyor. İşte terazinin farklı bir versiyonu diyelim. Aşk ve sosyal çevresiyle ilgili yara aldığını hissedebilir, düşünebilir. Bu Merkür Retrosu'yla iletişimde yaşadığı sorunlarını artık bu dolunayda, Şironyen Dolunay'da belki de şifalamayı seçebilir. Belki de birbirlerine iyi geldiklerini fark edebilirler. Unutmayalım, her tartışmanın sonunda birbirimizi de keşfediyoruz değil mi? İlişkilere bu boyutta da bakmak gerek. Oğlak'a geldiğimizde Oğlak da yine zor yaşayanlardan öncü burçlar. Evde yaşıyor arkadaşlar. Yani dördüncü evinde evle alakalı konularda bazı şeyler başına artabilir, sorun olabilir. Değiştirmesi artık gelmiştir. Hani örtmüştür. Artık orasının çözülmesi gerekiyordur, ev sorunları. Ya da anne babayla ilgili sağlık sorunları olabilir. Evde bir hasta olabilir. Evde bir hasta gündemi olabilir. Ya da hasta olup evde kalabilir. Bu tarzda çalışabilir. Ama evde aslında ben yine onlara da ne öneririm? Evi şifalamalarını önerebilirim değil mi? Mesela evde bir enerji temizliği yapsınlar. Her yeri bir adaçayla tütsülesinler. Ne bileyim... sirkeli suyla silsinler. Yani evi böyle bir temizlesinler, evi şifalasınlar, evinde bir enerjisi var. Komple mutfağı bir elden geçirsinler, düzenlesinler. Enerjiyi bu şekilde de çalıştırabilirler. Geldik kovalara. Kovalar kariyer evinde deneyimliyorlar, 10. evde. Şimdi 10. ev tabii ki kovalar için oldukça zor bir alan. Pardon, kovalar 3. evde deneyimliyor. Çünkü oturmadı 10. ev, 3. evde deneyimliyor. Direkt olarak 3-9 aksı yakın çevreyle ilgili bir gündem var. Yani kardeşin yaralamış olabilir, yakın arkadaşın seni üzmüş olabilir. İşte istediğin yazımla ilgili, medyayla ilgili, basınla ilgili bazı sorunlarla karşılaşmış olabilirsin. Kısa yolculuklarla ilgili işte o trafiği vesaire gibi konular olabilir, bunlara dikkat. Yani iki yakın çevre ve yakın çevremizdeki kişilerle bazı iletişim sorunları, ilişki sorunları yaşayabiliriz, üzülebiliriz. Hatta onların sağlık konularıyla ilgili sorunlarla da karşılaşabiliriz. Aynı zamanda yine uzak yollarla da alakalı bir gündem var. Uzak akrabalarla da ilgili çalışabilir bu haritalarımızda. Bununla ilgili ne yapabiliriz?
mümkün olduğu kadar yakın çevremizdeki insanlara yardım edersek oradaki Şiron'u şifalamış olabiliriz, güzel çalıştırabiliriz. Hatta işte yakın çevremizde hasta olanlara işte yardım edip hastaneye götürmek, tedavilerine destek olmak da güzel çalışır Şiron için. Bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Yine her zamanki gibi bizim kullanımımıza bağlı aslında. Geldik balıklara. Balıklar da bunu tamamen finansal anlamda yaşayacaklar. 2-8 aksında finansal bir hat. 2-8 aksında yaşadıkları belki gelir gider dengelerini ayarlayamayacaklar. Artı iş hayatlarıyla ilgili belki bazı olumsuzluklar olacak. Beklentileri karşılanmayacak. Bu alanda üzülecekler. Ama bilsinler ki bu hani üzüldükleri alan her neyse onunla ilgili yeni çözümsel sonuçlar gelecek. Çünkü Merkür Retro'da belki patrondan maaşına zam istedi. Belki başka bir iş arayışlarında oldu, geri dönüşler alamadı. Ama bu Dolunay'da üzüldü. Ama bir çözüm de gelecek arkasından. 5-6 gün sonra harekete geçmek için doğrudur. Yaralandığınız ne varsa bunu şifalamak da yine sizin elinizde. İşte ne önerebilirim balıklara, eğer şifa istiyorlarsa ikinci ev konularından sadaka versinler. Ne kadar çok sadaka verirsen bereketin o kadar artar. Ne kadar çok senden düşükleri gözetirsen bereketin o kadar artar. Aslında Şiron yan bir dolunay. Ben yine söylüyorum, evet yara alabiliriz. Ama yine de bizim için çok güzel çalıştırabileceğimiz bir enerjide dolunay. Evet. Ne bizden gidiyorsa yerine yenisi gelmek içindir. Artık o bizdeki olan şeyini, görevini tamamlamıştır. Bir de sistem zaten şöyle evet. Bir durum söz konusu, şey kabul etmiyor. Hani boşluk kabul etmiyor. Mutlaka gidenin yerine bir yenisi aynen. Geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Şimdi 9'dan 9 Ekim'den sonra bu tutulmayı dolunayı yaşadıktan sonra 11 Ekim'e geldim. 11 Ekim'de artık Merkür Terazi burcunda, bakın. Hemen peşinden bizi sistem kurtarıyor. Merkür Terazi'ye geçiyor. Merkür Terazi'ye geçince biz ne yaşıyoruz? Artık diyoruz ki ben seni siz dilini kullanıyoruz. Sen dilini kullanıyorsun. Ben yok artık. Ne diyoruz? Oturuyoruz. Her kimle ne yaralandıysak, nasıl üzüldüysek, ne sorun yaşadıysak konuşabiliyoruz. Ortak noktayı, iletişimde dengeyi arıyoruz. Uyumu arıyoruz. Uyumlu konuşalım, sorunlarımızı çözelim diyoruz. Ama yine burada Merkür'ün karşısında Jüpiter abartıyı bize veriyor. Yani yara aldıysak bunu çok büyütebiliriz. Ben öyle bir yara aldım ki falan, işte hani her şeyi yıkabiliriz. İşte öyle büyütme enerjisi de devrede olduğu için biz yine bu Jüpiter'i dengeli kullanmaya çalışmamıza, abartılığımızı fark ettiğimizde frene basalım. Ki Jüpiter Merkür'ü güzel kullanalım, değil mi? Hani oradaki sorunlarımızı çözelim. Bunca sorun yaşadık geçen aydan, retrodan. Artı işte yara alan bir dolunayımız var. Arkasından gelmiş ne güzel Merkür Terazi. Kullanılabilir. İsteyen, ilişkisini kurtarmak isteyen her türlü ilişkisini çaba harcarsa Merkür Terazi de bunu yapabilir. İnşallah. Aynen. Ayrıca tüm ay dikkat etmemiz gereken yine bu Merkür Jüpiter'in karşıtlığı bizi çok etkileyecek. Yine tekrarlıyorum az önce senin söylediklerini, hani altını basalım diye. Mars Neptün karesi ve Uranüs Satürn karesi de bizimle birlikte devam ediyor. Bunu unutmayalım. Evet, 12 Ekim'de Plüto düz hareketine geçiyor. Biliyorsunuz Plüto çok uzun süredir Oğlak burcunda ve öncü burçların hayatları tamamen değişti. Yavaş yavaş değişti. Şimdi Plüto düz hareketine 12 Ekim itibariyle başlayacak. Başladığı anda Plüto çok güçlü bir gezegen, tekamül ettiren gezegenlerimizden. Çok ciddi enerji olacağı için arkadaşlar hayatımızda ciddi etkiler yapacak. Mesela baktığımda Merkür'le çok güzel açısı var. İşte Merkür Terazi, kendini dönüştürerek iletişimini dengede kur ve yaralarını şifala. Tek kelimeyle. Merkür Pluto 120'li çok güzel değerlendirilebilir. Çünkü çok kuvvetli enerjiler var. Kullanılabilir. Bu hemen 12 Ekim'de yapmak zorunda değilsiniz. Sonraki birkaç gün sonra da yapabilirsiniz. Yani bu çalışan bir enerji. Ağır hareket ediyor zaten biliyorsunuz Pluto. Hani bundan sonra artık Oğlak Burcu'nda
Yavaş yavaş 26 derecede bu arada düz hareketine gidiyor. Hı. Yavaş yavaş arkadaşlar vaatlerinin sonuna, tekamüllerinin sonuna geliyor. Zaten biz uzun süredir liderlerle ilgili, yöneticilerle ilgili her şeylerin nasıl değiştiğini dünyada, özel hayatlarımızda da bunları deneyimliyoruz, görüyoruz. Pluton'un ayrıca Ay'la da güzel açısı var. Gerçi Ay anlık, onu yorumlamama gerek yok ama Uranüs'te de güzel açısı var. Yani dönüşüm olarak start ettiği zaman güzel. Sadece manipülatif etkilere dikkat edelim. Yani kendimizi manipüle etmeyelim. Arkasından 22 Ekim'e geldim. En iyisi Koç kimisi Burcu, diyorsun. Koç Burcu'nun Dolunay'ın, Koç Burcu Dolunay'ın ne kadar sürecek derseniz, yeni ay ve Dolunay enerjileri 15 gün sürer. Şimdi artık ayın ikinci yarısındayız farkındaysanız. Ekim ayının ikinci yarısındayız. Şimdi Güneş-Venüs kavuşumu var. Aynı zamanda Venüs de yanık olacak. 22 Ekim'de Güneş-Venüs kavuşumu var. Ve Mars'la güzel açı almış. Tamam, işte ilişkilerdeki o sorunlar demek ki ay sonuna doğru çözülüyor. İnsanlar ne yapacağını biliyor. Ama nasıl hareket edeceğini biliyor artık. O Mars-Neptün karesinin etkisi de azaldı bu arada. Merkür-Jüpiter karşıt açısı da azaldı. Yok artık, azaldı demeyeyim, artık o yok. Yani Mars-Neptün de olumsuz çalışmıyor artık. Onu da öyle söyleyebilirim. Yani 22 Ekim itibariyle Güneş-Venüs'ün kavuşması finansal anlamda, ilişkiler anlamında bir vurgu yapıyor. Şimdi ikisinin kavuşumu biliyorsunuz güçlü enerjiler çalışıyor. Yanık olması da arkadaşlar mesela 22 Ekim, 22 Ekim, 23 Ekim'in başı, yani gece, 22 Ekim'in gecesi 23'e bağlayan yanık pozisyonda olacak. 22-23'ü biraz tehlikeli olacak. Yanık olması biraz olumsuz çalışıyor. Olumsuz bir enerjide çalışıyor. Ama sonuçta her ikisinin kavuşması, bir de zaten bir de terazide, şey Merkür de terazide. İlişkilerle ilgili her ne sorunumuz varsa, finansal anlamda, hukuki anlamda hangi sorunlarımız varsa çözeceğimizi anlatıyor bize bu kavuşumlar. Güzel değerlendirilmeli. Yalnız bu kavuşum aynı zamanda Plüto'yu da kare yaptığı için yine vereceğimiz kadersel kararlar içerisinde bize tekamül ettiren, dönüştüren kararlar da olacaktır. Bunu da göz ardı etmeyelim. Hani biz ortaklığımızı kurtarmak isteyebiliriz ama bakalım karşımızdaki ortak da bunu istiyor mu, değil mi? Hani buradaki unutmayın, vereceğimiz kararlar bizi dönüştüren kararlar da olacaktır. Çünkü sistem bu şekilde çalışıyor şu an. Evet, bayağı böyle bir bu Ekim ayında zannedersem hep ilişkilerden böyle vuruluyoruz. Eylül'ün tamamlamaya çalışıyoruz. Fark ettin mi? Evet. Eylül'de o hangi Evet. sorunlar yaratıldıysa şimdi bunların tamamlanma senaryosundayız. Aynen öyle. Kolaylık da olsun inşallah. Kimi paradan, kimi eşten, kimi arkadaştan Aynen. Tabii tabii. Yani bu ortaklardan. aralar biliyorsun ev sahibi kiracı ilişkileri bile feci durumda. Yani hangi ilişkiye baksan feci durumda. Evet, evet, Hangi evet. ilişkiye baksan yani. Basit bir şey almaya gidiyorsun, orada bile bir ilişki gerginlik olabiliyor. Yani her yere bak böyle. Ben gözlemlemeyi çok severim insanları. Böyle her gittiğim yerde görüyorum yani neler neler oluyor yani. Şimdi geldik 23 Ekim'e. Güneş ve Venüs artık bu kavuşum sonrası arkadaşlar Akrep'e giriyor. Akrep'e girdi mi artık senaryo değişiyor, değil mi? Teraziden Akrep'e evriliyoruz. Yani az önce senin söylediğin ilişkileri biraz kenara bırakıyoruz. Akreple artık konular derinleşmeye başlıyor. Bu arada akreplerin doğum günlerini kutluyoruz. Ekim ayında onların doğum günleri olacak. Aynı şekilde Kasım ayında da. Şimdi akrepler, güneş akrepler, güneşin akrep burcunda olması, Venüs'ün de yanında olması artık bizim terazideki ilişki bakış açımızı değiştiriyor. Biz daha böyle detaycı, gizli, kendimizi belli etmeden hesabını kitabını yaparak hamlelerle ilerlemek isteyeceğiz artık ilişkilerde. Yani terazideki gibi gel konuşalım, uyumu yakalayalım, ortak noktayı bulalım değil. Ben bu işten nasıl kâra çıkarım? Ben nasıl yaparım? Nasıl bu hedefime ulaşırım? Hangi hamleye atarsam başarılı olurum şeklinde
bir ego enerjisi devrede olacak. Hepimizde bu şekilde çalışacak. Ayrıca Venüs'ün de orada olması tamamen ilişkiler ve finansal anlamda da bizim bu şekilde olacağımızı söylüyor. Venüs'ün akrepte olması 8. ev konuları, ödemeler, borçlar, ortak gelir kaynakları, kredileri de çok çalıştırıyor. Finansal anlamda da piyasalarda, şimdi biz özel konuşuyoruz, bireysel konuşuyoruz da ama dünya sosyalinde konuşursak da çok büyük olaylar var. Finansal anlamda da Venüs akrep, güneş akrep zaten finansal boyutta konulara zoom yapıyor. Yani piyasalar feci olacak yani. Onlar da çalışıyor. O nedenle demek ki ne yaparsak yapalım o Ekim'in 20'sine kadar şu ilişki konularını bir toparlayalım. Sonrası senaryo değişiyor zaten. Daha çok finansal boyutta çalışacak. Geldik 25'e. Çok özür diliyorum. Hani burada kişilerin ben bu ilişkiden ne istiyorum? Bunu soracakları bir dönem olacak gibi düşünüyorum ben. Hani beklentim ne? Sorgulayacağım. Tabii. Ama ne istiyorumu sorsa da arkasından daha çok kendiyle ilgili hamleleri nasıl yapacağını düzenleyecek. Yani evet kendini keşfedecek ama akrep hedefine hamle hamle planlayarak ulaşacağı için onları gerçekleştirecek. Belki o ortaklıkta başarısız oldu ama ortaklıktan mesela az önce ortaklıkta örnek verdim oradan devam ediyorum. Karşı taraf ortaklığı devam ettirmek istemedi. O şimdi o zaman akrep konseptine girince Venüs Güneş hemen şöyle düşünecek kişi. O zaman ben hissemi satayım mı? Onun hissesini alayım mı? Hangi hamleyi yapıp da işte ekonomik olarak şirketimi nasıl devam ettireyim? Hamlelerine girecek. Tam akrep olayı. Bunu ülke bazında düşünemiyorum ya. Dedim ya. Dünyada çok olay var. Yunanistan, Rusya, Ukrayna. Amanın ortalık karışacak. Geldik 25 Ekim'e. 25 Ekim'de de Akrep Burcu'nda güneş tutulmamız var. Venüsyen bir güneş tutulmamız var. Güney ay düğümlü bir güneş tutulmamız var. Aslında bu güneş tutulmasının etkisi tüm Ekim ayı boyunca çalışıyor arkadaşlar. Yani alttan alttan biz bunu da yaşıyoruz zaten. Hani üzerine öbürlerini konuştum ama bu zaten kuvvetli bir şekilde alttan alttan çalışan bir tutulma enerjisinden bahsediyorum. Şimdi burada bir kere Venüs'ten bir tutulma olduğu için kesinlikle finansal piyasalar, bir de Akrep Burcu'nda direkt olarak finansal piyasalara vurgu var. Artı Güney Ay düğümlü olduğu için bir senaryonun kapanıp yeni senaryoların açılmasını anlatıyor. Kadersel bir plan, dünya bazında finansal piyasalarla ilgili kadersel bir senaryonun çalışacağını anlatıyor. Bir de ölüm evinde olduğu için yine bu konularla ilgili savaş konuları, ölümle alakalı konularda da ilgili bu tarz bir şeyin çalışacağını da bize anlatıyor. Bunları da unutmamamız gerekiyor. Baktığım zaman ağın haritasında manipülatif etkiler var. Yani birileri birilerini kandırmak, birileri birilerini gaza getirmek için bir şeyler çalışacak burada. İletişim olarak zorlanabiliriz. Dilimizi değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Dilimizle ilgili sorun var. İlişkilerimiz tekamül ediyor. Bu da var. İlişkiler mesela tam sağlam olarak kurtarılmadıysa bu tutulmada sorun yaşayabilir, kopuş olabilir. Çünkü gökyüzünde Merkür Plüto karesine gidiyor. Burada karmik başlangıçlar olabilir finansal anlamda. Diğer düğümü evet kadersel başlangıçlar verecek kesinlikle. Neptün Mars karesi evet Mars şu an normal görünüyor ama ileriki şeylerde anlatacağım. Hala Neptün Mars karesinin tekrar aktif olduğunu düşünebiliriz. Çünkü ay sonunda bir de Mars'ın es pozisyonu yaşayacağız. Hani bunu yine alttan çalışacağını da düşünebiliriz. Çok uzak açı değil çünkü 2 derece ork var arada. Yani yine eylemsel planda da sorunlarımız olacak. Bu arada bu tutulma anı haritasında 9. ev konularına çalışıyor. Ben tabii İstanbul haritasıyla bakıyorum. Baktığımız zaman tabii ki İstanbul'a göre direkt olarak yabancılarla olan ilişkilerimizle ilgili bir gündem veriyor. Bunları da söyleyebilirim. Şimdi tutulmanın burçlara olan etkisini konuşalım. Koç burcu tutulmayı 8. evden deneyimliyor. Zaten kendisi finansal anlatıyordu.
borç kredi vesaire anlatıyordu. Koç direkt olarak buradan deneyimleyecek. Demek ki Koç burcu ödemelerine, kredi çekmeye, borçlanmaya, bu tarz konularına çok dikkat edecek. Bunları iyi yönetecek. Önümüzdeki 6 ay, güçlü bir şekilde bir ay azalarak 6 ay çalışacak bu enerji. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Boğa burcu ilişkilerde yaşayacak. O az önce bahsettiğim o geçen ayki ve bu ayın başındaki o kurtarma olaylarımız tam çözülmediyse, bir yere varmadıysa artık bu tutulmayla bitişi yaşayacak. Yine bahsettiğimiz gibi kadersel ve karmik plan çalışıyor. Ay düğümleri olduğu zaman zaten kadersel ve karmik çalışır arkadaşlar. Tutulmaların hepsi böyledir. Artı ikizler burcu çalışma hayatında bunu deneyimliyor. Bu ne demek? İş değiştirebilirsin. İşle ilgili artık oradaki zamanın süren bitmiştir. İş başvuruların varsa yine iş başvurularıyla karşılaşabilirsin. Sağlık konularına dikkat. Sağlıkla ilgili bir check-up yaptırmak, hatta tutulma öncesinden bir kendine baktırmak, kontrolleri yaptırmak. Hatta kronik sağlık sorunun varsa onunla da ilgili bir çözüme kavuşabilirsin. Çünkü çözüm de var içerisinde. Unutmayalım. Yengeç aşk olayında yaşıyor bunu. Aşk evinde, çocuklarla ilgili alanda yaşıyor. Eyvallah. Aşk alanında bir bitiş, sonlanma olabilir. Yeni aşklar gelebilir. Ama tabii bunu hemen bugün yarın değil, değil mi? 6 ay içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Ama bu gelenler hep kadersel senaryo. Unutmayalım, tekrar hatırlatıyoruz. Kadersel senaryoların vaat ettiklerini yaşıyoruz hepimiz. Tutulmalarda. Sanki öbürleri değil, değil mi? Hepsi öyle. Hepsi hangi birisinden Öyle kaçabilirsin yani, ki? hangi birini? Ama hani kadersel denir ya, özellikle ay düğümleri için Evet. çok fazla vurgu. Yani buradaki vurgu da aslında şunu anlatıyor. Ay düğümlerinde biz pek müdahale edemiyoruz. Yani biz pek geleni karşılayanız. Ama diğer gezegen transitlerinde bizim bir müdahalemiz olabilir. Ne dedik o Koç dolunayında? Hani git Şiron'u şifala, şunu yap, bunu yap. Ama ay düğümleri tutulmalarda öyle değil işte. Bir de uzuna süreye yayıldığı için hayatımızı tam böyle dönüştüren virajlar oluyor ay düğümleri. Aynen. O anlamdaki vurgumuz. Şeyde mesela hani araba çarpacaktır ama şifalandırdığın için, sadakanı verdiğin için mesela sadece arabanın kapısının arasında böyle elin hafif bir sıkışır. Ama Aynen. şeylerde o kader döngülerinde sağlam bir dönüyoruz yani. Aynen. Geldik yengeçlere, bahsettim. Aşk alanında yaşayacaklar. Aslan dördüncü evde yaşıyor. Şimdi bu tutulma akrepte olduğu için sabitler çok etkileniyor. Zaten sabitler son bir yıldır etkileniyordu değil mi arkadaşlar? Yani sabitlerin hayatları tamamen değişiyor. İş hayatı değişiyor, değişti. Hala değişiyor. İlişkileri değişti, kendi kişisel zevkleri değişti, fiziksel görüntüsü değişti, belki tarzı değişti. Evliliği, ailesi, yuvası, anne baba, kariyer, iş. Her alanda bir değişiklikten bahsediyoruz biz burada. Şimdi yine aslan sabit burç olduğu için ailevi yuva konularına bir vurgu var. Belki artık o mahallede oturmak istemeyecek. Belki evini satıp başka bir yere geçecek. Belki ev almak isteyecek gibi gibi. İkametgahla ilgili, emlakla ilgili, evle ilgili vurgular var. Allah herkese kolaylık versin. Şu anki dönemde ev almak da satmak da kolay değil aslında. Yani fiyatlar hiç doğru değil. Bunlar da düzelecek önümüzdeki zamanda. Ayrıca bu evle ilgili konular kariyerle şeklinde de çalışabilir arkadaşlar. Çünkü kariyer evimiz de karşımızda. Kariyerle de ilgili bir kapanış ve yeni açılışlar, yeni açılımlar olabilir. Evden kariyer olabilir. Değil mi? Home office'e karar verebilir. Emeklilik gibi konular çalışabilir. Doğru. Ebeveyn konularında sağlık olaylarına dikkat etmek gerekebilir. Yani bunlar da çalışabilir. Evle ilgili tadilat çok olabilir. Bu konu çok çalıştırır. İşte bir konu vardır, Taşınacaksın, başınız ağrıyordur. olabilir yani. Eğer yeni bir eve taşınacaksa tadilat çok olabilir açıkçası. Ya mesela elektrik tesisatı hani ihmal etmiş, önemsememiş, artık öyle bir hal olur ki artık değiştireyim, tamam bir şeyleri değiştireyim de diyebilir. Yani çünkü kuvvetli bir tutulma var burada ve artık kaç aydır da sabit aslan özellikle dörtten bunu deneyimliyor. Artık hani bir şeyden kaçamazsınız, bunu toplamanız gerekiyordur. Zaten çoktandır başınız ağrıyordur bu konuda, sinyaller çalışıyor. Artık yani çözmeniz gereken bir alan. Çünkü güneş dörtte tutuluyor arkadaşlar.
Yani orada büyük bir ışık var. Çözülmesi gereken bir alandan bahsediyoruz. Ev yani bahsettiğim. Başaklara gelirsek yakın çevreden deneyimliyorlar. Yakın arkadaş ilişkileri, kardeşler, kuzenler, yakın çevresi, komşular, mahalle, belki araç konuları, işte otomobili vesaire gibi. Bu alanlarda belki bir yenilenmeye gidecek. Belki bazı ilişkilerinde küstü, işte barışacak, işte bir sorun yoktu da bu terazinin devamındaki gündemler sonucu bir küslük oluşacak. Yani buralarda bir değişim var, dönüşüm var. Ayrıca yine trafiğe dikkat derim. 3-9 aksı trafiği anlatıyor. Sağlık konuları da çalışır tutulmada arkadaşlar. Sağlık konuları da hepimiz için genel sağlık konuları da çalışır. Ya yani bunlar genelde üreme organları ile alakalı olabilir. Ve bilmediğimiz gizli bazı sağlık sorunlarımız olabilir. Bunlar üstü kapalı olabilir yani. Kontrolleri yapmamız daha doğru olabilir. Üçüncü ev konularından neden sağlığa geldim? Çünkü Başak burçları yakın çevresinde bazı sağlık sorunlarını duyabilirler. Öyle haberler alabilirler. Teraziler yine koçlar gibi finansal anlamda yaşıyor. Teraziler yeni gelir kaynakları açılabilir. Ya da geçmişten bazı gelir kaynakları ile ilgili tamamlanmamış projelerle alakalı bazı geri dönüşler olabilir. Yine gelir kapıları açılırken eski gelir kapılarında kapanışlar olabilir. Orada bir dönüşüm yaşayabilir. Mesela bu nasıl olabilir? İşte işten çıkmalar, işten ayrılmalar, yeni iş başvuruları olabilir. Ya da iş arıyordu, bir iş başvurusu kabul oldu olabilir. Yani burada biraz geniş düşünmek gerekiyor yine. Terazilerde de para aynı koçlar gibi finansal giriş ve çıkışları dikkatli koordine etmeleri gerekiyor. Zaten bir yıldır bu konularda bir dönüşüm yaşıyor. Onların da hayatları bu planda değişiyor. Geldik akreplere. Akrepler birinci evden yaşıyorlar. Direkt yine sağlığı zaten veriyor ve ayrıca akrepler de kendi hayatları ile ilgili çoktandır değiştirmek, dönüştürmek gündemleri vardı. Yine bu güneş tutulmasıyla egolarıyla birlikte tüm hayat planlarını elden geçirecekler. İşte ilişkilerini, kariyer hayatlarını, ailevi özel hayatlarını vesaire hepsini elden geçirecekler. Yine dediğim gibi sağlığa dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı kararlarla bir şeyleri bitirip yeni kararlara başlayabilirler. İşte bunlar sağlıklı beslenme olabilir, spor olabilir, kendi dış görünüşleriyle ilgili bir check-up yapmak isteyebilirler. Bakın. Yaylara gelirsek yaylar olayı 12. evde içsel olarak deneyimliyor. İyimser yaylar da aslında zorlanıyor bu dönemde. Bu dediğim gibi ay düğümlerinin akrep boğa aksından. Aslında onlar için çok güzel fırsatlar. Çünkü uyanış başlıyor onlarda. Başladı aslında bir yıldır. Bu güneş tutulmasının 12. evde olması, evet gezi düşmanlıklara bir orada vurgu yapıyor. Sağlık sorunlarına bir vurgu yapıyor ama bol bol spiritüel konularla ilgilenmek, işte ne bileyim içsel dünyanı mutlu etmek, onları şifalamak, felsefe oku, meditasyon yap, değil mi? Tasavvufla ilgilen. Yani Yaylar bunları bu esas dönemleri vermiş. aynen bu dönem değerlendirirse bir de oradaki akrep enerjisini çok güzel kullanmış ve bu alanlarda derinleşmiş olur. Yani güzel çalıştırabilir. Bir fırsat aslında ya yükselen yaylara. Umarım kullanıyorlardır. Oğlaklara gelirsek Oğlaklar da konuyu 11. evde deneyimliyorlar. Yani yine sosyal çevreli alanlarında, aşk alanlarında, sosyal çevrelerinde çok ciddi yeni tanışmalar, yeni gruplara dahil olmalar ve bazı gruplardan ayrılmalar şeklinde çalışabilir. Bazı sosyal projelerde artık daha aktif olup kolektife hizmet etmek isteyebilirler. Sonuçta akrebin de unutmayalım. Topluma faydalı projeleri vardır. Akrep kovanın antisyasıdır. 10. Kovayı anlattım değil mi en son? Oğlak. Oğlağı anlattım. Pardon. Oğlak. Kafam Yoksa. kovada kaldı. Oğlağı mı anlattım en son? Evet. Oğlağı anlatıyordu. Kovaya mı Heh. geçtin yoksa? Yok. Kafam kovaya geçti. Evet. Size söylemeden kovaya geçtim. Evet. Oğlaklar, tekrar bir oğlağı toplayayım dağınıklık olmasın orada.
Oğlaklar 11. evden deneyimliyorlar dediğim gibi. 11. evde deneyimledikleri sosyal alanlarda, zaten oğlaklar profesyonel bakarlar her şeye. Orada akrebin enerjisiyle koordine edecekler yeni sosyal çevrelerini. Yine onlar kendileri için faydalı bir sosyal çevre bulur. Oğlaklar öyledir yani. Evet. Kovaları şimdi gelirsek, aynen. Kovaları şimdi gelirsek, onlar kariyer hayatında deneyimliyor. Kariyer hayatında deneyimledikleri bu olay, güneş tutulması, onları kariyerlerinde çok güzel yerlere getirecek. Bunca bir yıldır baya bir emekleri vardı kovaların, çok zorlandılar. Artık daha fazla kendilerini ön plana çıkartacaklar, daha fazla kendilerini ön planda gösterecekler. Ve bazı belki kariyeriyle ilgili projeleri bitirip yeni projelere başlayacaklar. Bence çok güzel kovalar için. Dediğim gibi akrebin de antistresi, hemen kafam orada ona bağlandı az önce. Gerçekten onlar için çok güzel bir durum. Balıklara gelirsek de balıklar 9. ev konularında yaşıyorlar bunu. Yani uluslararası piyasalar, işte uluslararası konular, uluslararası ilişkiler, yurt dışı, akademik eğitim, işte belki yurt dışı iş hayatı vesaire gibi alanlarda, yabancılarla ilgili, uzak akrabalarla ilgili alanlarda yaşıyorlar. Belki uzak tatillere gitmek istiyorlar. Yeni başlangıçlar olacaklar. Mesela ben balıklar için herhalde diyorum ki uzak yerlerden bir iş teklifi, uzak yerlerden bir eğitim, bu tarz fırsatlar yakalayabileceklerini düşünüyorum. Yani güzel değerlendirmek gerekir. Öyle bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Ve balıklar için aslında bu tutulmalar hep burada olduğu için bence onlar daha önceden zaten uzaklarla ilgili kafalarında bazı projeler oluştu. İstiyorlardı. Bu güneş tutulması da bunu verebilir. Çünkü bir kapanışın ardından bir kadersel güzel fırsatlar gelecek. Kolaylıkla olsun sevgili balıklar. Aynen. Kolaylıkla olsun. Tutulmanın arkasından 26 Ekim'de de Satürn artık düz hareketine geçiyor. Bakın bu ay Merkür düz hareketine geçti, Pluto düz hareketine geçti, Satürn düz hareketine geçiyor. Wow. Yani demek ki artık sistem daha hızlı çalışıyor. Değil mi? O kadar retrolarla yaşadık. Şimdi Satürn'ün düz hareketine geçmesi, direkt olarak geçer geçmez zaten Satürn'ün biliyorsunuz Uranüs'le karesi vardı. Artı ay düğümleriyle de karesi var. Uranüs'le karesi bu düz hareketiyle birlikte şiddetlenebilir arkadaşlar. Az önce Pluto'da anlattığım gibi yoğun enerjili gezegenlerin hemen hareket değiştirmeleri, her ne olursa olsun güçlü enerjiler çalışıyor. Bu hem kolektif anlamda bizi zorlayabilir, hem bireysel anlamda zorlayacak. İşte Boğa Uranüs, Kova Satürn aksı bize hep ne anlatıyordu? Depremler, değil mi? Doğalar. Yani bu konular biraz daha duyabiliriz bu aralar. Peki ülkemizde önümüzdeki günlerde bunu çok duyabiliriz. Önümüzdeki ayda da. Efendim? Çok özür diliyorum. Ülkemizde deprem olma ihtimali var mı? Var. O da var. Hatta ben biraz son tutulmanın var mı diye ona da bakacağım. Astrokartografiden de bakacağım. Biraz onu söyleyeceğim. Yani bu tarz etkilerimiz var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah herkese korusun ya Rabbim. Bütün ülkeleri. Herkes için zor. Ani piyasalarla ilgili ani gündem değişikliği de verebilir Uranüs Satürn karesi. Unutmayalım ve biz bunu da yaşıyoruz değil mi? Finansal piyasalarla ilgili olarak. Evet. Toplumsal konularda ani isyanlar gibi konular da verebilir. Zaten yaşıyoruz İran'daki olaylar. Evet. Bu Uranüs Satürn karesi arkadaşlar bu ay sonu şiddetli bir şekilde çalışacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 26 Ekim'de oluyor. Arkasından Jüpiter retro biliyorsunuz. Koç burcundaki retrosu bitip yani retro bir şekilde balığa giriyor. Balık da son senaryolarını tamamlayacak. Aralık sonuna kadar balık burcundaki son şans, fırsat, kısmet her ne varsa verip çıkacak. O yüzden hani bu alanda şu ana kadar Jüpiter balıkta ki enerjiye neyi ne kadar kullandığınızı bilemiyorum. Son fırsatlarını verdiği için burçlara, kişilere, işte her türlü ülkelere, enerjilere, olaylara yorumlayabiliriz. Son aylarında, son fırsatlarında ama hala retro, unutmayalım. Hala aslında o abartı ve o olumsuz enerjisi de var. Bunu da unutmayalım değil mi? O aslında çok verimli bir şekilde şansını, kısmetini de vermiyor. Daha çok gölge yönünü çalıştırıyor.
Ama düz hareketini geçtikten sonra onu verecek. Şu an 28 Ekim itibarıyla tekrar balığa geçiyor. Evet, 28 Ekim'de bir de aslında yine önemli bir gündem. Mars'ın S pozisyonuna girmesi, S olması. Mars'ın S pozisyona girmesi şu şekilde arkadaşlar. Artık ikizlerdeki tüm ikizler konusunu ve Mars konusunu birleştirmemiz gerekiyor. Ticaret, iletişim, kısa yolculuklar, basın yayın, medya ve oradaki Mars'ın aksiyon, harekete geçme, eylemin gerçekleşmesinin es olması bize bu konularda sorunları işaret ediyor. Bu konuların altından üç kere altını üç kere çizeceğiz. Üç kere üzerinden geçeceğiz. Yani bakın şu ara basın televizyonlarda haberlerde ne dönüyor? Pardon, sosyal medyaya yeni yasaklar geliyor. Yeni kurallar, yeni düzenlemeler adı altında evet bir şey geliyor. İşte bakın direkt olarak ikizler Mars retrosunu anlatıyor. Yani bu konu kapanmayacağı benziyor. Bu konu üzerine çok düşünülecek, çok konuşulacak, çok tartışılacak. Trafiğe dikkat bu arada. Ayın sonundan itibaren trafik, ulaşım konularına dikkat. Allah korusun çok kaza duyabiliriz. Zaten önümüzdeki ayda bu Mars retrosunu çok konuşuruz diye düşünüyorum seninle. İnşallah. Çünkü Mars retrosu olacak önümüzdeki ay. Ama bu ay sonu Es'e girdiği için çok kuvvetli gölgesi çalışacak. Yani retrodan daha beter çalışacak 28 itibariyle arkadaşlar. Bu enerjiyi de dikkate alalım. Hani kendimizi hani hayat planımızda neyimiz varsa bugünlere bırakmayalım önemli şeyler. Mesela ameliyat gibi, operasyon gibi falan. Hatta böyle ciddi ameliyatlarda lütfen danışmanlık alın. Hangi tarih size uygun bunu öğrenin. Seçim astrolojisi diye bir zamanın kalitesi var. Zamanın kalitesini bulun. O kaliteli zamana göre ameliyat olun lütfen. Şey ama bir de hani ilişkiler mevzusu diyorduk ya Emel'cim, Meral'cim çok pardon. Emel kimse andı beni artık. Doktorun da şeyisi doğum bilgileri çok Tabii ki, önemli. tabii ki o ayrı. O sinasta yapıyoruz doktor hasta, o ayrı. Ama hani zamanın kalitesini bulmak çok önemli. Zaten onu seçtiğin zaman doktor alıyorsun danışmanlıklarda. Doktorun bilgisini istiyorsun ya. Yani Aman kısaca Allah'ım. Böyle kesinlikle bu kadar karışık bir gökyüzünde öyle hani ben canım bunu istiyor gidip yapayım şunu yapmak istiyorum. Yapmayın lütfen. Danışmanlık alın, doğru zamanda doğru hamlelerle doğru kararlar vermek daha başarılı olmamızı sağlar. Niye başımız ağrısın? Niye bir daha üzerinden geçelim aynı konunun değil mi? Geldik 29 Ekim'e. 29 Ekim'de de artık Merkür Akrep'te. Bakın artık iletişim dilimiz de değişti. Biz uyum ve denge ararken iletişimde artık canımız isterse konuşacağız. Karşımızdakinin hesabına göre konuşacağız. İletişim dilimiz değişiyor değil mi? Hatta ticari anlamda akrepyen bir enerji çalışıyor. Demek ki krizli bir ticaret durumları var. Yani bu finansal piyasalar zaten bu tutulmayla daha da ayyuka çıkacaktı. Akrep çünkü Merkür Akrep ticari piyasalarda durumlar kritik görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde bunu da anlatıyor. Yani paramızı sahip çıkalım, lüks harcama da yapmayalım. Önümüzde de görmek için biraz daha dikkatli olalım, beklemede kalalım. Hani bunların hepsi aslında çok önemli, kritik dönemlerdeyiz. Unutmayalım, 2023'e kritik giriyoruz zaten. Benim 2 ayı ile ilgili 2023'ü anlatmak istediklerim bu kadar. Efendim? 2023'ü hiç düşünemiyorum. Böyle giriyorsun artık. Allah yardımcımız olsun. Her zaman yardımcımız da. Tabii, aynen. 2023 güzel olacak, merak etmeyin. Neden? Çünkü tekrar Cumhuriyeti kuruyoruz, değil mi? Ha, evet o ayrı bir mevzu ama hani sert tepkiler Enerjimiz. vesaireler şunlar bunlar Evet. kolaylık olsun inşallah. Amin, hepimiz için. Ekim ayı benim anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşların sorusu varsa alabilirim. Burçları da anlatmaya çalıştım. Bu arada benim önümüzdeki hafta başlayan astrokartografi eğitimim var. Coğrafya astroloji, ikametgah astrolojisi. Katılmak isteyenler olursa bana DM'den ulaşabilirler. 6. sınıfım olacak. Oh, Çok maşallah. severek anlatıyorum. Çok sevdiğim bir alan. Yaşadığımız yerin bizlere enerjisiyle ilgili astrokartografi dersleri. Süper. Duyduk duymadık demeyin. Duyanlar duymayanlara iletsinler ki bu şey aslında güzel bir ilim.
Sana sadece nereden kar geliyor, nerede mutlu olabilirsin, nerede huzurlu olabilirsin, hepsinin Aynen. bütün bilgilerin verilmiş olduğu bir ilim. Aynı zamanda şunu kullanabilirsiniz. Mesela depremler, mesela diyelim depremle ilgileniyorsunuz ya da havacılıkla ilgileniyorsun. Astrokartografi size ekstra ilminizi bir level daha arttırmanıza vesile olacak. Şimdi bir tane sorumuz var. Ben hemen sorumuza tıklıyorum. Tabii. Bu da soru değilmiş. Can ZGI ağzınıza sağlık hocam. Öğrencim. Öyle mi? Sevgilerimizi Tamam. gönderiyoruz kendisine. Çok keyifli bir yayında teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese biz teşekkür ederiz. Ben de ona teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olsun, var olsun. Biz katıldığın için, dinlediğin için çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar soruları olan ben şöyle yorumları açayım ya. Bir saniye. Yorum yapmayı aç. Açtım. Kimler var? 48 kişi. Tamam. Yavaş yavaş sorular gelmeye başlayacak zannedersem. Arkadaşlar sorularınız varsa alabiliriz. Ya da eklemek istedikleriniz varsa onları da alabiliriz. Bu arada genç 1455 babam. Evet. Hocam, Satürn'ün balık ikinci ev 28 Ekim'de ne yapmalıyım? Sakine Demir, bizim Satürn, Satürn balık. ikinci evde 28 Ekim'de ne yapmalıyım diye soruyor. Evet, şimdi o şeyden 28 Ekim demesi Mars'ın S'le alakalı. Şimdi bu Mars'ın S pozisyonu aslında değişken burçları etkiliyor. Yani ikizler, yay, başak ve balığı zorlayacak. Yani ben de bir yay olarak oldukça gergin, stresi, çok aktif, belki de çok yorulacağız. Böyle zamanlar geçireceğiz. Öncelikli olarak ne yapıyoruz? Mars ateşli hastalıkları, sağlık sorunları, kırılma, çarpma, yaralanma, kesik değil mi? Küçük operasyonları falan da anlatır. Ne yapıyoruz? Önce sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sağlığımıza dikkat ettikten sonra mümkün olduğu kadar evet yoğun çalışın. Bırakın yoğun çalışın, yorulun, şikayet etmeyin. Başka bir şey çıkmasın. Yani gerginlik, şiddet şeklinde böyle öfke patlamaları şeklinde çalışmasın. Bol bol çalışın yani. Yorun, yorun kendinizi böyle akşam yatın hemen uyuyun yani onun şeklinde. Enerjinizi çalışarak atın. Aynen. Öfkelenmek değil de çalışarak atın. Nasıl çalıştığın zaman karşılığı gelecek inşallah. Bereketli Tabii olsun. yani öyle bir gergin enerji ki kendimizi çok ifade edemediğimizi düşünebiliriz, çok gerilebiliriz, öfkelenebiliriz, kızabiliriz. Hani kızmak yerine git işini yap, boş ver, takılma. Çünkü Yani neden? Bunu hissettiğinin katmerlisini hissediyorsun zaten. Ve sen çalıştıkça zaten başına kaza gelmeyecek. Boşuna öfkeyle birilerine sataşmayacaksın. İlişkilerin bozulmayacak. Çünkü ikizler burcunda oluyor. Tamamen iletişimle ilgili, değil mi? Kopuşlar olmayacak. Hastalık olmayacak. En güzeli yoğun çalışmak şeklinde değerlendirebiliriz. Ya da Sakin. spor. Ya da spor yapalım. Aa evet. O da çok iyi geliyor. Ama şey böyle hafif sporlar değil. Böyle bizi Aynen yürüyüş. gerçekten Yürüyüş. Spor, yoracak. yürüyüş böyle açık havada, Sakin demiş ki hocam Satürn son hareketlerini yapacak dediniz ya. Bu arada yayın mükemmeldi. Teşekkür ediyorum. Yükselen Kova ve Yay stelyumum var demiş. Biz teşekkür ediyoruz. ben teşekkür ederim. Evet, ben de yay stelyum terazi olarak. Ben de Oğlak. Oğlak ve kaç? Dokuzuncu ev. Yani Oğlak'ta sağlam böyle stelyumlar var. Satürn, Plito, Plütocuğum orada. Bir de ne vardı? Jüpiter. Jüpiter Oğlak'ta. Yani Evet, artık evet. böyle ben Ama burada sen bir oğlak olarak zaten gerekli dönüşümleri sağlıyorsun uzun süredir. Ciddi olarak değişiyorsun. yani onu bilmiyorum ama sağlam yerlerden imtihan edildim şu son bir sene özellikle Meral. Hayra güzelliğe vesile olsun. Amin. Ama ne Amin. Hepimiz seninle tanışmaya vesile kıldı. Güzel oldu. Memnunum. ben de memnunum. Hepimiz için güzelliklerle gelsin. Biz arkadaşlar korku enerjisi salmayalım. Üzüntü, şikayet, yakınma enerjisi salmayalım. Gelene teşekkür ederim. Bundan daha iyisini isteyelim. Hepsi bu. Zaten burası sınav yeri değil mi? Gül Evet. bahçesi değil. Dün bir şey öğrendim. Hani bir yayınım vardı benim. Ferhan Hocam misafirimizdi.
Meccanen şükür frekansındayız. Ben bunu ilk öğrendiğimde yaşamıma geçirmekte çok zorlandım. Meccanen şükür. Anlamı kolaylıkla, hani bir şey olacaksa bana kolaylıkla olsun. Evet. Oğlak yükselenim ya, her şeyin zorunu istemişim. Halbuki şimdiye kadar. Her şeyin Evet. çok zorluklarla imtihan oldum ben. Hani hiçbir şeyi bilmem ki bana kolaylıkla olsun. Diyorum bundan sonra ben meccanen şükür frekansındayım. Gerçekten. Evet. Kolaylık olsun. Oğlan bir de kendine nefes aldırması lazım. Kendini mutlu etmesi lazım. Sen kendini mutlu etmeyi unutmaman lazım. İşte ben çok çalışarak mutlu oluyorum. İşte hani olsun, bir esleri olmalı, molaların olmalı. Hani oğlan nefes alacağı şeyler olmalı. Çünkü oğlak olmak çok fazla sorumlulukla bakmak hayata. Kolay bir iş değil yani. Evet. Her şeyi disipline, temizlik yapıyorum disipline. Yeğenim diyor ki ya Safiye abla diyor, bunu diyor bu şekilde yapmak zorunda mısın? Bırak diyor, dağınık dağınık yap. Yok. Neyse, kolaylıkla alışacağız. Biz de Aa, evet. alışacağız. Meracığım, ağzına gönlüne sağlık, ilmine bereket. Beni tanıştı, bir saniye. Tanıştıran Rabbime şükürler olsun. Tanıştığımız gün için meccanen şükür frekansındayım diyorum. Teşekkür ederim. Eklemek istediklerim var mı? Ben canlı yayın yapmayı çok düşünüyordum. Sana da söylemiştim. Ama böyle tek başıma konuşmaktan da sıkılan biri olduğum için sen bana böyle teklifle gelince çok mutlu oldum. Yani ben de çok keyif alıyorum. Ayda bir böyle oturup ayı konuşmamız çok güzel oluyor. Benim de anlatmak istediklerim çok şey oluyor. Çok da fazla fırsatım olamıyor. Ders veriyorum, eğitimlerim var. O nedenle hani böyle burada komple bir ayı içimi dökmek gibi anlatmak çok iyi geliyor bana. Şifa olsun inşallah. Şifa olsun. Hepimize. Arkadaşlar, program şeyde burada kalacak ama aynı zamanda Meral'in YouTube hesabı var. Lütfen oraya da üye olun. Arkadaşlarınızı da üye yapın. Hani biz burada evet belki bir şeyler yapıyoruz ama hani sizler için yapıyoruz ama hani alma verme dengesi çok demek istemiyorum ama sizlerin de bize bu kadarcık bir katkınız olursa sevinirim açıkçası. Ben özellikle YouTube kanalında şunu anlatayım. YouTube kanalında pek çok video var. Eğitici videolar var. Bilgi verici videolar var. O nedenle hani abone olurlarsa orada ilişkiler astrolojisi ile ilgili izlenecek çok video var. Astrokartografi ile ilgili çok video var. Çok da faydalanmış olurlar. Beni öğrencilerimin çoğu zaten YouTube kanalından buluyor. O anlamda bir artı olur meraklılara. Astroloji meraklısına artısı olur. İnşallah. İnşallah keyifli, güzellikli olsun. Herkese harika, başarılı, mutlu, güzel yönetebileceği bir Ekim ayı diliyorum. Herkese öpüyorum. Sevgiler. Bizlerden sevgiler olsun. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki ay görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Rabbim emanetsin. Sağ olasın. Sağ olun. Arkadaşlar, hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Sizlerden istirham ettiğim bir iki konu var. Biliyorsunuz az önce biz canlı yayında da konuştuk. Bu sosyal medyada bir kısıtlanma söz konusu oluyor. Mukaddes Pekin, Baştin ve Lemuria Akademi hesaplarına takibe alırsanız çok sevinirim. Çünkü kendisinin bu konularda bize çok emeği geçiyor. Bizler de karınca kararınca ona destek olursak sevinirim. Bununla birlikte bugün hem Cuma hem de Mevlid-i Şerif, Peygamber Efendimizin doğum günü, Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine, gönlünüzden geçen güzelliklerin yaşamak, şahit olmak nasip olsun. Rabbim yine onun yüzü suyu hürmetine devletimizi, milletimizi korusun. Hayırlı günler olsun, Allah'a emanet olun.